Herkese merhaba arkadaşlar. Maç Vakti kanalına hoş geldiniz. Yemin ediyorum bak Beşiktaş maçı başladı. Karnımızı da doyurduk hafiften. Bir tık kendime geldim. Yemin ediyorum cincik gibiyim. O Fener maçı neydi öyle ya? Benim bütün iliğimi kemiğimi sömürdü ya. Yemin ediyorum Getson koş. Saniye 13'te bir Mustafa Ekimoğlu'yla kaçırdık. Sıkıntı yok. Halledeceğiz Allah'ın izniyle. Şu an dakika 4-5 biraz da geç başladık maalesef. Arkadaşlar ben bugün hiçbir türlü beraberlik beklemiyorum bu maçtan. Ajax da yeni yapılandı. Biz de yeni yapılandık. Ajax da geçen sene çok kötü bir sezon geçirdi. Biz de öyle. İki takım da yeni sayılır. Bizim kalitemiz bir tık daha önde. Bizim hocamız bir tık daha kaliteli. O Fenerbahçe maçından sonra bana ilaç gibi gelecek tek maç bu. Ya yeneceğiz ya yenileceğiz. Bu maçta beraberlik yoktur. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Galatasaray 3-1 kazandı. Hepsi de kazandı. Ülke puanı yazdırdı. Bizim bugün garanti kazanmamız gerekiyor. Aksi takdirde ben troll tayfaların çıkıp da ülkeye zarar veriyorsunuz. Puan kaybettiriyorsunuz. Orada ne işiniz var diyeceklerini bildiğim için kazanacaksın. Alnımızı yere, başımızı boynumuzu da millete eğdirmeyeceksin. Başımız böyle dik duracak. Biraz çok konuşmuş olabilirim. Bilmiyorum Beşiktaş maçı olunca böyle oluyorum ben ama. Hemen skor tahminim 2-0 Beşiktaş diyorum. Sağlıyorum arkadaşlara pası. Ben daha çok konuşurum çünkü. Evet, Fenerbahçe maçından çıktık. Gergin dakikalar yaşadım. Sıkıntılı anlar yaşadım. Oyundan çok memnunsuzdum. İnşallah Beşiktaş biraz keyfimizi yerine getirir. Sumur'un dediği gibi acıkmışız biraz. Onun gerginliği de vardı yüksek ihtimalle. Bir rahatladım şu an. Bir nefes aldım. İyi oldu yani. Beşiktaş'ın ben ne olursa olsun buradan yine galibiyete çıkabileceğini, o kalitesi olduğunu düşünüyorum. İnşallah 3-3'le kapatacağız. Tehlikeli geldiler. 3-3'le kapatacağız bu akşamı. Burak, sadece skor tahmini vereyim. Beşiktaş 2-1 kazanacak diyorum. Burak geç. Bir kendime geldim. Enerji bir yere geldi. Gözümü böyle açıldı ya. Yemeği yedikten sonra fark ettim de. Gerçekten açlık çok kötü bir şey. Yememize de kendimize geldik bugün. Bir anda enerji bir yere geldi. Çok keyifliyim. Beşiktaş'tan tek farklı bir galibiyet bekliyorum. 2-1 olur, 3-2 olur. Fark etmez. 3 puan bizim, ülke puanı bizim. Saldır Karakartal diyorum, saldır Sumur diyorum, saldır Van Brokoş diyorum, Karakartal diyorum. Adamsınız diyorum, videoya beğeni atmayı, like atmayı, abone olmayı, her şeyi yapmayı unutmayın. Hype de olur, her şey olur, her şey açık. Video içinde görüşürüz. Ha bomboş, bomboş, hoca, hoca, hoca vermeyin. Lan direkt. Lan oğlum alkış derken golü yine yiyorduk ha. O ne lan kadın oyuncu oynatıyor. Oğlum o kadın futbolcu mu lan? Altapot musun örümcek misin diyordu ya yazdım. Harbi öyle kurtardı Mert yani. Çok güzel kurtardı. Ama kaybetmez de. Faul artık sarı kart. En kötü sarı kart dedik yine aldırdı. Bu adam var ya her yeri yenir Sumur ya. Yemin ederim var ya. Şu kadın futbolcuyu oynatmayın. FIFA mı oynuyoruz lan? Şu çocuğa bir daha faul yaparsanız. Bak yemin ediyorum bilet bilet alıp geleceğim dalacağım bak. Ak 47'yi çekeceğim bak. Şu kadın futbolcu 228 numara adı ne bunun? Jim, fit Jim. Ama olmuyor lan. Ya sinek git şu bileklerinden ya. Geldi gol, geldi gol. Ben hissettim. Şey gol, geldi gol, geldi gol. Gol geldi gol. Avrat'tan golluyoruz, kar kar adamdan golluyoruz ya. Niye bu kadar mal mal oynuyorsun hocam? Niye ilk 11 çıkmıyorsun düz ya? Ya şunlardan niye korkuyorsun sen ya? Kim ki bunlar? Bunlardan niye çekiniyorsun sen? Ajax kim ya? Karı kız gol atıyor ya. Annesi onu kokusuyor adam. Çok pardon ama annesi onu kokusuyor. Çocuk mu yapmış ya? Kedim çok zorluktu. Yanlış anlaşılacağız diye çok korktum. Avrat gol attı falan deyince arkadaşlar özür dilerim. Ya böyle oluyor işte. Geçenlerde bundan bahsettik. Yani Sumur sikilenince bizi güldürüyor tepkisiyle. Maalesef gol yedik. Bir de sol kanattan çok rahat girdi. Evet. Bugün Fenerbahçe'nin savunmada hamle yapamamasının aynısı. Yürüyerek geçti adam. Çocuklar da çok dalga geçtik ya. Bunun gol atmasına bir komik geldi. Masuha Kırım oradan yedi. Oraya harbi dikkat etmemiz lazım. Beşiktaş Lugano'da yediği 2 golde Masuha Kırım oradan yemişti. Bilmiyorum. Bir sefer sağ bekten yedik. Svensson'dan. Gene oradan geliyorlar. Gene oradan geliyorlar. Doğru. Vay var hoca. Lugano'ya gittiğim dönemler böyle 6. sınıf falan. Yarı zekalı çocuğun biri geldi bulamadık oldu. Dövezim kesin bu lan. Ne lan?
Malın biri buna dartıp atmış. Benim adımı almış da evet. Malın biri buna dartıp atmış. Tamam mı? O da ben zannetmiş geldi bana vurdu. Ama bu bir doğru. Amına kodum o. O da şey mi? Oğluymuş lan. Kimin? Teknoloji tasarım dersinde gözlüğü valla. Mihriban değil mi? Mihriban. Onun oğlunu mu? Valla. Bana haber adamlar var dedi. Gene geliyorlar ya. Mihriban'ın oğlunu mu? Bana haber saldırlar ki seni arıyor. Ben hemen oğlundan kaçtım eve geldim. Ertesi gün gittim öğretmenin odasına çağırıyor. Traore çok boş kaldı. Traore çok boş kalıyorlar. Korkarak oynamaz mısın artık ya? Evet dayı öğretmenin odasına gittik. Elin işte göz daha korkun bir daha olmayacak falan. Senin oğlun geldi bağ vurdu. Lan durduk yere vurdu ha. Senin oğlun geldi bağ vurdu. Şunu da hiç acımamıştır biliyor musun? Ağzını ağzı kapırmış. La ilk biri yapmadı, resim kesildi bir şey yapamadı. Nefes alamadı. Ondan sonra havasını kara koptu bana. Çocuğu ya. Durduğu yere gelip bir adama sen niye vuruyorsun? Biri buna kartopu atmış, havasını tam gözlüğünden vurmuş şurada. Kart duruyor. O da ben zannetmiş geldi bana vurdu. Musrati vur lan! Kovur lan lan armadını! Vur sandım ya. Çocuk neymiş baba ya? Tamam özür dilerim abi, iki dalga geçtik, güldük, eğlendik, bitti. Lan ne yapıyorsunuz, birbiri yüzü tutuyorsunuz siz? Siz niye birbiri yüzü tutuyorsunuz? Aynı takımdasınız siz ya, siz aynı takımdasınız ya. Arkada iki tane adam koş, bunlar birbirine sarılmış ya. Hoca. Acilen eski oyuna dönüyorsun. Sokarım Onana'na falan. Onana kim ya? Onana ben. Oğlum paf takımda oynatmam Onana'yı. Sen 11'de Ajax'a karşı oynatıyorsun. Çıkartacaksın abi. Orijinal oyununa döneceksin. Ajax'tan korkmayacaksın. Kim bunlar ya? Korka korka oyun oynuyoruz. Oğlum savaşarak kaybetti. Helal olsun. Gek. Bu ne lan? Şuna bak ya. Bak bak bak. Birbirini nasıl tutuyorlar bak. Mala bak ya. Svensson ilk maçta da çok fazla bir hatası vardı. Yine çok içeri giriyor. O arkada bomboş bırakıyor adamı maalesef. Biz hep Beşiktaş'ın geçiş oyununda övdük. Hayat asıl geçiş oyunu nasıl oynandığını... Ya sistem başka bir şey abi. Alışagelmiş sistem. Adamlar ölüsü bile oynuyor yani. Hiç zorlanmadı da. Yazık oldu. İki gol. İkisi de Svensson'un kanadından. Svensson bugün çok kötü. Çok kötü. Acil sağ bek, sol bek. Onana... Sağ kanat, acil, acil. Ya oyunda bana şey demiyor hani, Beşiktaş çevirir demiyor şu an. Ya, ya. O çocuk buklu ya. Sağlı sollu geliyorlar, sağlı yapma, sollu geliyorlar, sağlı sollu geliyorlar. Oh be. İkinci direkt oldu. Oğlum üçü olsa vallahi farkına gidecek. Yemin ediyorum Beşiktaş'ın bir pozisyonunu alamadık herhalde ya. Yok ki. Yok bir Musa'nın şutu var. Bir de Mustafa'yı kim olur sen görmüşsün de videoyu açmamış. Bu Onana kırmızı yer, bunu al. Bunu al, bu mal kırmızı yer bak. Allah Allah. Çıkmıyor takım çıkamıyor. Ya. Oğlum çok dağıldı. Çok dağıldı. Yine Svensson ya. Svensson! Neredesin? Abi herhalde bir 8-0'ın rovanşı mı geliyor artık? O maçın da ilk yarısı 1-0 bittiydi. Yine mi bir 8 yiyecek acaba? Hoca ne yapıyorsun ki? Ben burada izliyorum, sen sahada izliyorsun. Ona ne kim? Şuna bak, mal gibi koşuyor sahada. Şuna bak, yürüyerek gol yok ya. Yorumsuz ya. Ne yapıyorum bayağı? Nasıl duruyor ya? Çok özür dilerim. Tövbe estağfurullah. Ha vallahi bu sınav.
Oğlum ne kusura bakacağım ama. Hayır oğlum ne bileyim komik geleceğe tepkine biliyorum ben ya. Sesimiz oldu diyorsun. At şu araya da offside ya. Sonuçta sinir bozucu olabilir dayı. Evet evet dayı bu maç olabilir. Özür dileriz. Baba adamlar leblebi gibi geçiyor zaten. Evet, o, 4. İki beklerden de adamlar atıyor ne koşuyor peşine bitti olan. Yürüyerek çalma attı fark ettin mi? Köşeden gelen oyuncu. İlk gol de öyleydi. Evet evet yürüyerek geçiyor. Bazen sessizlik de bir tepki. Çok büyük tepki. Sözüm bitti ya. Bana diyeyim ki. 3 sağ bek tarafından, 1 sol bek tarafından gol yedik. Amına koduğumun yönetimine geçen seneden beri eşek gibi diyor ki sağ bek, sol bek. Sağ bek, sol bek. Sağ kanat, sol kanat. Sağ kanat, sol kanat. Orta saha arıyoruz. Forvet arıyoruz. Orta saha arıyoruz. Forvet arıyoruz. Burası zor bir deplasman. Elbette mağar. Ve maç bitti. Beşiktaş. Avrupa Ligi'de mağlubiyetle başlıyor. Ajax 4. Maça sonuç. Şimdi kısa bir ara. Vallahi şimdi büyük ihtimal beni bekliyor Mustafa konuş diye de. Konuşacak hali olmadı. Yapabileceğimiz bir şey yok. Abi böyle izledik maçı. Hoca orada izledi, ben burada izledim. Oyuncular sahada izledi. Kızamıyorum da. Karşımızda Ajax var. Güçlü bir takım. Bugün zaten ya yenecektik ya yenilecektik. Böyle de olmasaydı keşke. En azından biraz mücadele etseydik, bir şey yapsaydık. İsabetli şut yok yani. 4 tane 5 tane şut çektik, dandum dışarı. Hiç umduğum gibi olmadı, hayal ettiğim gibi olmadı. Yapabilecek bir şey yok yani, diyebileceğim bir şey de yok. Üzgünüm. Mücadele ederek yenilseydik daha güzel olurdu bizim için. Yani başka bir şey demeyeceğim. Ben de çok bir şey demeyeceğim. Geçmiş olsun bütün Beşiktaş taraftarlara. İnşallah bunun telafisini Beşiktaş edecektir. O gücü vardır diyorum. Burak sana bırakıyorum. Allah biraz belimiz ağrıyor sanki. Belime bir ağrı girdi. Ülke puanını tutamaktan. Benim de ağrıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bu hafta ülkeye puan kattığı için. Beşiktaş'ta çok kötü bir futbolla isabetli şut dahi çekemeden 100 dakika boyunca Ajax'a karşı rezil oldu bence yani. Rezil oynayarak oynadığını düşünüyorum. Hocanın tercihleri falan da çok tartışırız. Ama artık bu burada kaldı. Yarına bakmamız lazım. Beşiktaş'ın ciddi maç, Avrupa'daki ilk ciddi maçıydı. Bir sonraki maç kimle oynuyor? Biliyor muyuz? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. O maçta ne olacak? Lyon mu? Olabilir. Bakacağız yani bu yol kazası da olabilir hani. Belki Lyon'u çok büyük bir farkla yenebilir. Ezici bir oyunda yenebilir. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyoruz bugünkü iki takımda. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, hype'i puan atmayı lütfen rica ediyoruz sizlerden. Bizi desteklemeye devam edin. Bugün tabii ki espriler oldu, gülme olayları falan oldu ama kesinlikle Beşiktaş'a karşı değil. Ne için olduğunu da biliyorsunuz zaten. Sonda bir espri olsun, yüzünüzde bir tebessüm olsun diye böyle bir anlık gelişti. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hemen 40.000 abone çok azaldı, onu unutmuyorsunuz. Evet, unutuyorsunuz, evet. Abone oluyorsunuz. Görüşmek üzere.